Söz derslerimiz bitersi değişti kendim. Köpünce Allah ki kiçkine bir yurt müdür koyamayız degen bir dersen etken idi. Şundan kep çıkıp bazı şagirdlerim ki savol beraman. Biznes sizi en çok kıda kanaka tasavvur kılası desem köpünce cüde kiçkine derslerle ayıp koyuşadı. Kağıtta bin oyun buladı dedi. Nar varsa 10 sekti ile joy buladı. Şunaka bizi biznesler, biznesmenlerimizde tadbirkarlarda. Şunaka kalta oylap koyuşlik, toskırlık kıladı mı diyeyim yani dünya mukayesesi çıkıştı. Albatta Alloh taolo Qur'oni Karimda duoni yastajib lakum deb marhamat qilgan. Ya'ni buni ma'nosi ko'p tarjimalarda duo qiling ijobat qilaman degan tarjima bilan. Yo'q, u ko'proq agar ey banda, nima buyurtma bermoqchi bo'lsang, ber buyurtmayni deb tarjima qilsa ko'proq to'g'ri bo'ladi. Mana masalan, boy inson, sahiy inson, baxilli bo'lgan inson, hamma narsaga qo'li uzun bo'lgan inson farzandiga qarab aytadi. O'g'lim, nima xohlaysan deydi. Ber buyurtmayni deydi. Desa bola o'zini xohishlarini, buyurtmalarini, kelgusida qaysidir joyda o'qishlarini, kelgusida qanaqadir mashina minishlarini nima qiladi? Dadasiga aytib beradi. Dadasi uni u vaqtda, o'sha vaqtda bermaydi uni. Lekin mashina minadigan yoshga yetganda o'g'lim mana sizga surpriz deb turib qimmatbaho mashinani beradi. O'g'limga bu yarashmaydi deb turib, u o'g'lim xohlagan falon narsani menga buyurtmagan bergan deb turib, uni o'ylagandan afzalroqini nima qilib beradi? Xuddi shunga o'xshab İnsan Allah'tan soruyorken payette büyütmesini öte derecede katta kılış gerek. Kalta büyütme veriş o ne doğru olur. Arzımas nasıllardı büyütme veriş ne doğru. Hususan eğer mabada bir insan atası ki karar tutup geleceğinde kim bu mahçısan dese geleceğinde mi şu ad diye bitti kararlı bu mahçıman dese tüfeği sen geliydi. Minden sorma sen yani bunu kısa bulur edin nasıl gibi mi? Oddiy meva sabab so'rayman desa, tufay senga, ahvolingni qarayman seni. Shuni ham so'raysanmi? Esi yo'q deb turib nima qiladi? Alloh taologa ham buyurtma berayotgan paytda inson nima qilish kerak? Juda katta. Hattoki bir ocharchilik davri bo'ladi. O'sha nima? Durratun nasihimi, shu oddiy ma'iza kitoblarida keladi. Durratun nasihimi. Keladi. Bir inson ochlik davrida bir qum tepalik, adirda oldan o'tib ketayotgan bo'ladi. Qarab turib, agar shu dondun bo'lgan deydi, hammasini odamlarga sarflab yuborardi. Shu hozir ochlik davrida deydi. Desa uni vafot topib, unga shu holat bo'lmadiki, o'sha don bo'lganda sen xolis Allohning rizoligiga sarflaganda qancha savob beriladi? Ol o'sha savob. Sababi senin niyating uchun deydi. Shu kitobda shunday yozilgan. Niyatini o'ziga ila. Bir oshnamiz, Andijonda bir oshnamiz bor. O'g'li otası boy, oğlu nima dermiş. Dada agar menga shu bitta uchastka qilib bersangiz, bitta boshdan bersangiz, bitta do'kon yuritib bersangiz bo'ldi menga boshqa narsa kerak emas dedi. Esa dadasi, agar yana shu so'zingni qaytib eshitsang, og'zingni yorib qo'yaman o'g'lim. Senda mashina bo'lsin-u, senga o'xshagan ko'pchilikda bo'lmasin. Senga uy bo'lsin-u, sen ko'pchiliklarga berding emasmi? Senda do'kon bo'lsin-u, boshqalarda bo'lmasinmi? Sen shunday Xudodan so'radikinki, menga o'xshaganlardan mingta, milliontasini uy joy bilan ta'minlashni, do'konlar bilan ta'minlashni, mashinalar bilan ta'minlashni Alloh menga nasib qilgin deb so'ragan. Shuna Xudoning xazinasi kamayib qolamidi sen so'raganingda. To'g'ri, biz ham o'sha bolani dadasining gapini hammaga aytishimiz kerak. Ko'pincha o'zimizni holatimizdan kelib chiqib niyat qilib qo'yamiz deganda. Albatta, inson o'zini holatiga qaraydi, Allohning fazliga qaramasdan. Eng noto'g'ri ish ham shu. Birovdan bir so'm so'rayotsa uni holiga qaraydi, bera olami, bera olmaydimi deb. Alloh taolodan so'rayotganda esa o'zini holiga qaraydi. Noto'g'ri bir aqida.